Evet, sıra sonuna geldik. Şuradaki bitişi de göstermek istiyorum. Kafanız karışmasın. Burada üçünü birlikte topladım. Şimdi bir, iki zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Aynı noktaya batıp ilk ikisini birlikte topluyorum. Başına doluyorum. Bir, iki tane. Normalde bir tane de ikincisine batıyorduk. Burada iki tane atlıyorum. Üçüncüsüne batıyorum. Yani bu ilk başladığım üç zincirli kısmın dibine batıyorum. İlk ikisini birlikte alıyorum. Kalan üçünü birlikte topluyorum ve burada kapatmış oluyorum. Şimdi bir, iki zincir çekiyorum. İlk başladığım üç zincirli kısmın ilk trabzanın tam ortasına batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Evet, bitişimizi de bu şekilde yapmış olduk. Yaptıkça böyle elimizle düzlediğimiz zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Şimdi geliyoruz bir üst sıraya. Şuradaki ilk boşluğa batıyorum. İki zincirli kısma battım. Bir, iki, üç zincirle yukarı çıkıyorum. Buraya hemen iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, aynı noktaya tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Toplamda burada üç tane trabzanım oldu. Şimdi başına doluyorum. Bir sonraki iki zincirli kısma direkt geçiyorum ve buraya da yine üç tane ikili trabzan yapıyorum. 2, aynı noktaya tekrar batıyorum ve 3. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bu sırada yapmamız gereken işlem şu iki zincirli kısımlara üçer tane ikili trabzan yapacağız. Aralarda herhangi bir zincir falan yok. Bu şekilde bir tane daha yapıp gösterelim. Başına doluyorum. Bir sonraki iki zincirli kısma batıyorum. Bir trabzan yaptım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Tekrar batıyorum. Ve üçüncü trabzanımı da yapıyorum. Bu sırada sadece bu üç tane ikili trabzanları yapıyoruz. Her iki zincirli kısma yapalım. Sıra sonunda görüşelim. Evet, sıra sonuna geldik. Son üçlü trabzanımı da yaptım. Şimdi ilk başladığımız üç zincirlik trabzanlı kısmı değil, bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Bu şekilde sabitlemiş oldum. Şimdi batıyorum, ilmeğimi kaydırıyorum. Batıyorum, tekrar ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi bu üç tane trabzanımız vardı. Araya hiçbir şekilde zincir falan çekmeden bir sonrakine trabzan yapmıştık. Şimdi bu aralara üç tane ikili trabzan yapacağız. Bu sırada da yapacağımız işlem şu üç tane trabzanın arasına trabzanlar yapacağız. Başına doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Buraya bir trabzan daha yapıyorum. Tekrar batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Şimdi bu kısımlara trabzanları yapacağız. Başına doluyorum. Arada zincir falan yok. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Buraya tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Bir kez daha gösterelim. Başına doluyorum. Bu üç zincirli kısma batıyorum. Ve buraya üç tane ikili trabzan yapıyorum. Trabzanlarımızın hepsi zaten ikili. Bunu daha önce de belirtmiştim. Evet. Bu şekilde ikili trabzanlarla üç tane yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzanları yapacağımız kısımlar şu boşluklar. Yapıp dönelim. Evet, sıranın sonuna geldim. İlk başladığım üçlü trabzanın değil, bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi hafif kaydırıyorum ve bitiriyorum. Şimdi bir sonraki trabzana batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Geliyorum ortaya. Tekrar ilmeğimi kaydırıyorum. Evet.
çantamızın alt zemini oluşmaya başladı. Oluştu zaten. Şimdi üste doğru devam edeceğiz. 1, 2, 3 zincir çekip yukarı çıkıyorum. Artık bu sırada yapacağımız işlem şurada yaptığımız işlemin aynısı. Bu V trabzanlardan yapacağız. İsmini de şu an hatırladım. V trabzanlardan yapacağız. Şimdi 3 tane bakın zincir çektim. Başına doluyorum. Bir sonrakine batıyorum. Şu 3 zincir, 3 trabzanın arasına. Şu araya batıyorum. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar ikili trabzan yapıyorum. İlkini çektim. Başına doluyorum. İkisi kaldı tığımda ilmeğin. Tekrar bir sonraki bakın 3 zincirlik trabzanların arasına batıyorum. İlk ikisini birlikte aldım. Kalan 3'ünü de birlikte topladım. Alttaki işlemin aynısını yapacağız. 1, 2 zincir çektim. Aynı noktaya batıyorum. 3 tane ilmek var. İlk ikisini birlikte aldım. Başına tekrar doladım. Bir sonraki boşluğa batıyorum. İlk ikisini birlikte aldım. Ve kalan üçünü birlikte alıyorum. Evet, bu şekilde şurada yaptığımız modelin aynısını burada yapıyoruz. 2 zincir. Başına doladım. Aynı noktaya battım. İlk ikisini birlikte aldım. Başına doladım. Bir sonraki boşluğa batıyorum. İlk ikisini birlikte aldım ve 3 ilmeğimi birlikte topladım. Evet, bu sırada yapacağımız işlem bu. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettirip dönelim. Evet, geldik sıranın sonuna. Aynı bir önceki sırada şu kısımda yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 2 tane zincirimi çekiyorum. Bu orta kısma bakın ilk başladığımız 3 zincirli kısımda ilk trabzanın tam ortasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Evet, sıramızı bitirmiş olduk. Zaten çantamızın da şekli ortaya çıkmaya başladı bu şekilde. Çok güzel oluyor. Tam çok güzel bir hasır rengi ama tabii ki videoda biraz daha soluk duruyor. Rengi çok güzel. Şimdi gelelim bir üst sıraya. Bundan sonra tamamen aynı modeli uygulayacağız. 1, 2, 3 zincir çekip yukarı çıkıyorum. Başına doluyorum. Bu sırada ne yapmıştık? Şu 3 trabzanların arasına batmıştık. Burada da bu 2 zincirli kısımların arasına batacağız. Yani şuradaki oluşan üçgenin üzerine batacağız. Bu kısma batıyorum. Buraya hemen trabzanımı yapıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Aynı modeli uygulayacağız. Aynı noktaya batıyorum. İlk ikisini birlikte aldım. Başına tekrar doluyorum. Bir sonraki bakın şu V'nin tam tepesine batıyorum. Buraya ilk ikisini birlikte alıyorum. Ve kalan üçünü birlikte alıyorum. Şimdi modelimizi bu kısma uygulayacağız. Bu şekilde çapraz çapraz çok güzel bir model oluyor. Şimdi tekrar 1, 2 zincir çekelim. Aynı noktaya batıyorum. Bu kısma bakın trabzanın ilk kısmını yaptım. Başına doluyorum. Bir sonrakine batıyorum. İlk ikisini birlikte aldım. Kalan üçünü birlikte topluyorum. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Yani bir önceki sırada yaptığımız işlemlerin aynısını burada yapıyoruz. Tek fark şu kısma V'lerimizi yapacağız. Şu kısımlara, yani şu ortadaki zincirli boş kısımlara değil, tam şu kısımlara V'lerimizi yapacağız. Şöyle yakından da gösterelim. Evet, bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar. Bundan sonra toplamda bu iki sırada dahil 11 sıra bu modeli, aynı modeli tamamen döne 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 yapıp devam edeceğiz. Daha sonra da çantanın yapımıyla diğer kısımlarla karşınızda olacağım. Şimdi toplamda şu iki sırayla birlikte 11 sıra aynı modeli uygulayıp dönelim. Evet, ve trabzan modelini bayağı bir uyguladım. Bakın çanta boyu yani şu orta kısmı yeterli istediğim uzunluğa geldi.
Şimdi bitirişinde yaptım. Şurada bağladım. Bakın burada iki zincirlik boşluklar var. Oraya ilmeğimi kaydırıyorum. Daha sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve buraya yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, 3 tane trabzanımı yaptım. Başına doluyorum. Şu bir önceki V'den, bakın şu kısımdan batıyorum. İlmeğimi uzattım. 1, 2. İkili trabzan yapıyorum. Yani şuradan bir çapraz model geçmiş oluyoruz. Araya hiçbir zincir falan çekmiyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Yine buraya ikili trabzanlar yapıyorum. 3 adet. Evet. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. İlmeğimi hafif gevşetiyorum. Şurada bakın. Şu ters V'nin şu kısmından batıyorum. Pardon, başına atıyorum öncelikle. Kısımdan batıyorum. İlmeğimi şöyle uzatıyorum. 1, 2. Tekrar başına doluyorum. Bir kez daha göstereyim. Bir sonraki bu iki zincirli kısma batıyorum. Buraya öncelikle 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Daha sonra başına doluyorum. Şuradaki ters V'nin bu kısmından sağdan batıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. 1, 2. Bu şekilde şöyle daha netleştirelim. Evet. Yani normal üçlü trabzan yaptım. Daha sonra da bu şekilde şu köşeden ilmek kaydırarak böyle bir çapraz trabzan yapmış olduk. Şimdi bu sırayı aynen bu şekilde tamamlayacağız. Tekrar son bir kez daha göstereyim. 2 ve 3. 3 tane trabzanımı yaptım. Daha sonra başına doladım. Şu ters V'nin sağından battım. İlmeği uzattım. 1 ve 2. Evet, bu şekilde trabzanlarımızı da üzerine yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettirip dönelim.